Evet millet bugün bu karakter için güzel bir test videosu daha yapacağız. Bugün bu karakterin ittifak savaşında ne kadar etkili olduğuna bakacağız. Çünkü bildiğiniz üzere Loki karakteri e, oldukça uzun bir zamandır liderliğini koruyor. Bayağı iyi denilebilir hatta. E, şimdi süper modda arkadaşlar şu anda evrensel süper kötü günü. Ve evrensel süper kötü kötüde acaba hangisi daha iyi? Bir bakıma bunu da görmek lazım diye düşünüyorum. Normalde arkadaşlar Loki için kullandığım takım böyle bir şey. Aslında normalde destek olarak tabii ki Proxima daha iyi ama ben de Proxima'nın şu anda kostümü olmadığı için destek olarak kullanamıyorum. Bu yüzden de hani daha çok takım bonusu versin diye şu şekilde Thanos karakterini kullanmışım. Ama Proxima'nın kostümünü aldığım zaman destek olarak daha sık olarak onu kullanırım diye de düşünüyorum. Ama bugün tabii ki destek falan önemli değil arkadaşlar. Bugün daha çok e, bu iki karakteri karşılaştıracağız. Loki ve Black Bolt'u karşılaştıracağız. Acaba Loki hala burada en iyisi mi yoksa Black Bolt yerine aldı mı? Biliyorum arkadaşlar Black Bolt kategori 4 bir karakter. Şu anda bende de kategori 4 e, yani kategori 4'e bastım en azından. E, yani bu yüzden de Loki'ye belki baskın çıkabilir. Loki kategori 3 bir karakter belki yeterince adil bir karşılaştırma olmaz ama gene de Yine de arkadaşlar eğer hani bu karakteri kasacaksanız Loki'nin yerini aldığından da emin olmanız lazım ki bu karakteri kasasınız. Yani eğer Loki geçmediyse biz bu karakteri neden kategori 4'e basıyoruz? Hani bu sefer kullanacağımız alanlar daralıyor. Öyle söyleyeyim. E, bu yüzden de bu farka bakacağız bugün. İlk olarak Loki ile başlayacağız. Arkadaşlar daha sonra Black Bolt'u kullanacağız. E, daha sonrasında da aralarındaki farka biraz bakıp gelişimlerinden falan biraz bahsedip videoyu da yavaştan bitireceğiz. Şimdi bir Loki ile başlayalım bakalım ne kadar bir skor atacak. Evet başlayalım şöyle. Ben de merak ediyorum ne kadar atacağımızı. Şöyle bir dolaşalım. Evet. Arkadaşlar benim kullandığım rotasyon sizin alışık olduğunuz rotasyon olmayabilir ama benim test ettiğim kadarıyla en iyi rotasyon Loki'de bu aslında. Evet 6'yı basamadım bu arada. Basmaya çalıştım da basamadım. Her neyse bir sonraki turda kullanırız. Çok önemi yok. Şöyle bir dolsun da yeteneklerim. Adam akıllı kullanalım yetenekleri. Güzel. Evet. Ee, ama sizin alışık olduğunuz rotasyon belki daha farklı olabilir. Ona da bir şey diyemem. Ama ben şahsen kendi adıma arkadaşlar bu rotasyonu tavsiye ederim. Çünkü... Bana göre bu rotasyon daha iyi. Çünkü ben pek çok rotasyon denedim. En iyisi bu gibi görünüyor. Şöyle ortaya atlamasını bekledim de çok geç atladı ya. Bilseydim yetenekleri bir tur kullanırdım. Güzel. Şöyle tekrar dolaşalım. Evet. Şu anlık 6 milyonu gördük. Gayet iyi gidiyoruz denilebilir. Loki'nin yetenekleri çok sürüyor arkadaşlar dolması. Yani aşırı bir uzun bir e, dolma süresi var. O da biraz tabii problem yaratabiliyor. Şurada yeteneklerimi kullanacağım. Umarım şeye yakalanmayız. Yani gene umarım geç atlar ortaya. Evet, güzel geç atlıyormuş. Neyse ki kullandık. Normalde aslında 20'de atlaması lazım arkadaşlar ama atlamadı. Ara ara böyle sarkmalar oluyor. Güzel. 8.2'yi gördük. 8.5'e geldik öyle 2 ile 1'i de aslında kullanmalıydım da neyse çok önemi yok. Kaç olduk? 8.7 olduk. Şu anda ortaya atlayacak. Bekleyelim onu. Riske atmayacağım arkadaşlar kükreme iptalini. Güzel. Şu anda 8.9 olduk. Evet biraz kasıyor. Keşke grafikleri düşürseydim. Ama Black Bolt'ta bir grafikleri düşürürüm. Daha rahat oynarız. Evet Şurada tekrar bir rotasyon uygulayacağım. Evet. Arkadaşlar Kasma bu arada skoru etkili onu belirteyim. Şurada direkt kullanacağım. Şunları saniye kalmadı. Evet 9.23 aslında ama arkadaşlar bugünün en iyi skorunu ben Loki ile attım. Hani 9.389 bin olarak da düşünebiliriz. Ve dediğim gibi keşke aslında e, grafikleri düşürseydim. Grafikler biraz e, skoru etkileyebiliyor. E, ama şimdilik bu şekilde diyebilirim. Bir de girip Black Bolt'u test tes edelim. Şimdi evet şunları şöyle bir çıkaralım arkadaşlar. Black Bolt için ilk defa takım oluşturacağım Burada ne kullanabiliriz ona bir bakmam lazım. Şimdi kendi liderliğini kullanacağım kesin. Çünkü kendi liderliği çok güzel. %65 saldırı artışı veriyor. E, destek olarak ne kullanabiliriz? Yani e, Hela Hela kostüm pasifinde veriyordu ama kahraman türüne verilen hasarı artırıyor. Bizim baş düşmanımız süper kötü olduğu için bir işimize yaramayacak ama takım bonusu veriyor mu? Takım bonusu vermiyor. Evet, e, desteklerden hiçbir pekte de bir işe yaramaz. Yani şeyde biraz e, Ron'un karakterinde biraz hedefin kaçınmasını yok sayma var. Hani bir nebze bu kullanılabilir. E, bildiğim kadarıyla Evet. Yani bu burada bir şey veriyor mu? Bu kendisine veriyor. Kendisi, kendisi. Evet, destek olarak gösterilmiş. Çok da destek özellikleri yok aslında. Her neyse. Yani burada ne kullanabilir? Belki bir Ronan'ı kullanabiliriz arkadaşlar. Bir nebze kaçınma oranı olduğu için. Bunun dışında kim kullanılabilir? Şuradan baktığımız zaman. Yani buradaki karakterlerin hiçbir pek değişime yaramayacak. Hani Proxima'nın da kostümsüz hali bir şey vermiyordu yanılmıyorsam. Evet vermiyor. Onu kostümünü almam lazım yakın zamanda. Bunun dışında ne kullanılabilir? Yani arkadaşlar bu noktada artık herhalde şey kovalayacağız ya. Takım bonusu kovalayacağız. Çünkü uygun bir şey yok. Destek yok. Aslında arkadaşlar elimizde şey olsaydı çok güzel olurdu. Morgan Le olsaydı çok güzel olurdu. Çünkü Morgan karakteri çok güzel bir destek. İnanılmaz hasarımızı artırırdı ama maalesef kostüm paralı olduğu için ben almamıştım. O yüzden de onu kullanamıyoruz. Saldırı veriyor Thanos. Şöyle devam edelim bakalım başka ne kullanabiliriz. Bu ne veriyor? Bu da saldırı. 5.4 saldırı veriyor. Thanos kaç veriyor? Thanos 5.5 veriyormuş. Thanos kullanılabilir. Yani arkadaşlar burada bildiğiniz güzel bir destek varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Şu anda yani benim görebildiğim kadarıyla adam akıllı bir destek yok. O yüzden mecbur Thanos kullanacağım. Bu şekilde bir takımla gireceğim. Artık işimizi biraz görecek herhalde. Başlayalım bakalım ne kadar skor atacağız. Evet şöyle başlasın. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten ilk defa deneyeceğim. Güzel. 5 ve 6. yeteneğinde de arkadaşlar kükremi iptal edebilmemiz için özellikler varmış. Şu anlık bayağı iyi gidiyoruz diyebilirim. Evet, 2 milyonu gördük neredeyse. Evet, bakalım şurada kaça geleceğiz? 3 oldu denilebilir. Gayet iyi. Burada tekrar rotasyonumu uygulayacağım. Arkadaşlar bu geç kükrediği için risk aldım. Direkt kullandım 5. yeteneği ama sorun yok. Güzel iyi ki de kullanmışım. Şöyle tekrar 5 uygulayalım. Güzel. Şu anlık bayağı iyi gidiyoruz. Yani iyi bir skor atacakmışız gibi duruyor ama ama tabii ki en sonda net bir şekilde göreceğiz zaten. Evet. Kaç olduk? Bayağı iyi gidiyoruz. 7.5 olduk bile. Bakalım şimdi kaç olacak. Şurada evet. Güzel. Evet 8'i geçtik. Gayet iyiyiz. Evet şurada hasarın gecikti biraz. Problem yok. Evet umarım susturmayı kaçırmamışımdır. Evet kaçırmış olabilirim. Çok güzel son dakika yakaladık. <laughs> güzel oldu. Ee, tekrar oynamak zorunda kalmadım. Evet kaç oldu burada? 9'u geçtik gayet güzel. Yani şu daha 54 saniyemiz var arkadaşlar. Loki rahat geçti ama acaba ne kadar yapacak? Biraz da onu merak ediyorum. Şu anda 10 milyona doğru ilerliyoruz. Evet ortaya atladı. Şurada biraz bekleyelim de susturmayı falan kaçırmayalım. Güzel. Evet gitgide skorumuz yavaşladı arkadaşlar. Arttıkça yavaşlıyor çünkü. Şöyle tekrar rotasyonumu uygulayayım. 10 milyonu göreceğiz. Orası kesin 10 milyon olduk bile hatta. Ee, ama ne kadar üstüne çıkacağız. Asıl mevzu o. Aslında arkadaşlar bu karakter uygun bir desteğin falan olsaydı var ya Efsane bir skor atardık ama. Yani bu desteklerle en fazla bu kadar oluyor. 10.5'e yaklaştık. Evet hemen hemen. bin arkadaşlar. Yani arada 1 milyon kadar fark var. Gayet iyi. Loki'nin yerini almış orası kesin. Kategori 3 haliyle aslında denemedi. Belki kategori 3 haliyle bile iyidir. Ama kategori 4 haliyle iyi olduğu kesin. Ve arkadaşlar bu karakterin henüz. Hatta ona gidip takımda konuşalım daha iyi olur. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu karakterin henüz kendi artefaktı yok. Kendi artefaktı olduğu zaman muhtemelen çok daha e, fark edecek. E, aradaki, aradaki fark çok daha fazla olacak. Çok daha yüksek bir e, skor atacak. Bunun dışında e, bu karakterin ben öfkesini belki geliştirebilirim. Bu da gene skoruna etkileyecek. Bunun dışında gene belki biraz Odunuruları falan takılabilir. Ve arkadaşlar e, Proxima'nın kostümünü aldığım zaman ki bu Black Friday'de almayı düşünüyorum... E ee, bu kostümü de aldığım zaman gene hasarı artacak. E, orada e, yani baya baya e, skoru artacak denilebilir ve şu anda da meta olduğunu söyleyebilirim. Yani ittifak savaşında da gayet etkili olduğunu görebiliyoruz. Evet millet, e, evet durun. E, bitirmeden önce şuna gireyim arkadaşlar. Biraz gelişimlerinden bahsedelim kısaca, hızlıca. Loki nerede? Ee, arkadaşlar kostüm destansı özel ekipman olarak öfke, artefakt olarak içgüdü kritik hasarını artıran 4 yıldız bir artefak var. ISO 8'leri full, kahraman türü 6, yetenekler full. Karakter ekipmanı kısmında bolca odunurusu varmış. 2, 4, 6, 8, 9 tane odunurusu var ve detay kısmında da gerekli pv özellikleri full. Ee, bunun dışında şöyle Black Bolt'a gelelim. Black Bolt'un kostümü destansı özel ekipmanı öfke, e, artefakt olarak saf kötü hasarını artıran bir artefak var. Saf kötülere hasar artışı veriyor. Ee, ISO 8'leri full kahraman türü 6 yetenekler full. Karakter ekipmanı kısmında 2 tane odun var ve detay kısmında full e, gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar o e, Loki'nin 7 tane fazladan odun varmış. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Evet millet siz ne düşündünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.